3. Katalanlar Bakışlarını ufka sabitleyen, kulakları kirişte bekleyen iki dostun köpüklü malk şarabını yudumladıkları meyhaneden yüz adım ötede, güneşin kavurduğu, karayelin dövdüğü çıplak bir tepenin arkasında Katalanların köyü beliriyordu. Günün birinde İspanya'dan yola çıkan gizemli bir göçmen topluluğu gemileriyle bugün hala yaşadıkları kıstağa yanaşmışlardı. Nereden geldiği belli olmayan bu topluluk başka bir dil konuşuyordu. Provence dilini bilen liderlerinden biri Marsilya Belediyesi'nden eski çağ denizcileri gibi gemilerini yanaştırdıkları bu çıplak ve çorak burnun kendilerine verilmesini talep etmişti. Taleplerinin kabul edilmesinden 3 ay sonra bu deniz çingenelerini getiren 10-15 geminin etrafında küçük bir köy yükseliyordu. Yarı mağribi, yarı İspanyol, garip ve pitoresk bir tarzda inşa edilen bu köyde günümüzde o topluluğun hala atalarının dilini konuşan torunları oturuyor. 3-400 yıldır bir deniz kuşu sürüsü gibi kondukları bu burunda Marsilya halkına hiç bulaşmadan, kendi aralarında evlenerek, ana vatanlarının geleneklerini, alışkanlıklarını ve dillerini muhafaza ederek yaşamaya devam ediyorlar. Okuyucularımızın bu küçük köyün tek caddesi boyunca bizi izlemesi ve bizimle birlikte güneşin, dış cephelere bölgenin binalarına özgü o güzel ölü yaprak rengini verdiği ve iç cephelerde ise İspanyol hanlarının tek süsünü oluşturan beyaz badanayı aydınlattığı o evlerden birine girmeleri gerekiyor. Kara kehribar kadar siyah saçları, Kadifemsi ceylan gözleriyle sırtını bir çite dayamış, ayakta duran güzel ve genç bir kız. Çiçeklerini kopardığı ve parçaları şimdiden zemini kaplamış kendi halinde bir süpürge otunu zarif, ince ve uzun parmakları arasında iziyordu. Dirseğine kadar çıplak, esmerleşmiş, arlesli venüsünküleri andıran kolları heyecanlı bir sabırsızlıkla titreşirken, yumuşak ve kemerli ayağını Uçları gri mavi, kırmızı pamuklu çorabının içindeki saf, kibirli ve cüretkar bacağını hafifçe gösterecek şekilde yere vuruyordu. Üç adım ötesinde ahenkli bir devinimle sallanan bir sandalyeye oturmuş, dirseğini kurt yenikli bir mobilyaya dayamış, 20-22 yaşlarında uzun boylu bir genç, endişe ve küskünlüğün iç içe geçtiği bakışlarını ona çeviriyor, gözleriyle onu adeta sorguluyordu. Ancak genç kızın sabit ve kararlı bakışları genç adam üzerindeki ağırlığını hissettiriyordu. ''Baksana Mercedes'' diyordu delikanlı. ''Paskalya yaklaşıyor. Bir düğün için ne kadar uygun bir zaman öyle değil mi?'' ''Size yüz kez söyledim Fernand. Bana hep aynı şeyi tekrar tekrar sorduğunuza bakılırsa kendi kendinizle barışık değilsiniz.'' ''Tamam o zaman, yalvarırım size. İnanmam için bir kez daha tekrarlayın. Bana yüzüncü kez annenizin onayladığı aşkımı reddettiğinizi söyleyin, mutluluğumla alay ettiğinizi, yaşamımın ve ölümümün sizin için hiçbir anlamı ifade etmediğini söyleyin. Ah Tanrım, Tanrım, on yıl boyunca Mercedes ile evlenmeyi hayal etmek ve hayatımın tek amacı olan bu umudun solup gittiğini görmek. En azından bu umudu beslemenizin suçlusu ben değilim, Fernand. Diye yanıtladı Mercedes bana sitem etmenize sebep olacak tek bir şuh davranışım olmadı. Size her zaman sizi bir kardeş gibi sevdiğimi söyledim. Benden bu kardeşçe sevgiden fazlasını istemeyin. Çünkü yüreğim bir başkasına ait. Size hep bunları söylemedim mi Fernand? Evet bunu biliyorum Mercedes diye karşılık verdi genç adam. Evet bana hep acımasız bir iştenlikle yaklaştınız ama Katalanlar için kendi aralarında evlenmenin kutsal bir yasa olduğunu unutuyorsunuz. Yanılıyorsunuz Fernand. Bu bir yasa değil, bir adet. Hepsi bu ve bu adeti kendi lehinize kullanmaya kalkmayın. Orduya yazıldınız Fernand. Sizi rahat bırakmaları sadece basit bir hoşgörüden kaynaklanıyor. Her an askere çağrılabilirsiniz. Asker'e gittiğinizde benim gibi babamdan anneme, annemden bana miras kalmış, çatısından ağlar sarkan viran bir kulübeden başka bir mülkü olmayan, öksüz, kederli, zavallı bir kız için ne yapacaksınız? Düşünsenize Fernand, annemin ölümünden beri neredeyse bir yıldır sadakayla geçiniyorum. Bazen bana işiniz düşmüş gibi yapıp paranızı sizinle paylaşmamı sağlıyorsunuz. Ben de kabul ediyorum Fernand. Çünkü amcamın oğlusunuz. Çünkü birlikte büyüdük ve her şeyden önemlisi bana önerdiğiniz işi geri çevirirsem çok üzüleceksiniz. Ama örebileceğim keneviri almak için lazım olan parayı çıkaracağım bu balığın bir sadaka olduğunun farkındayım Fernand.'' Yoksul ve yalnız olmanızın ne önemi var Mercedes? Benim için bir armatörün ya da Marsilya'nın en zengin bankacısının kızından daha değerlisiniz. Bizim gibilere daha ne gerekir? Dürüst ve iyi yürekli bir ev kadını. Bu iki niteliği sizden başka kimde bulabilirim? "Fernand," diye yanıtladı Mercedes başını iki yana sallayarak. "Bir kadın kocasından başka birini seviyorsa dürüst ve iyi yürekli bir ev kadını olamaz. Dostluğumla yetinin." tekrar ediyorum. Size vaat edebileceğim tek şey bu ve ancak yapabileceğimden emin olduğum bir şeyi vaat edebilirim. Evet, anlıyorum, dedi Fernand. Kendi yoksulluğunuza sabırla katlanıyorsunuz ama benim yoksulluğum için endişeleniyorsunuz. Bakın Mercedes, sizin sevginiz sayesinde talihimi deneyeceğim. Bana uğur getireceksiniz ve zengin olacağım. Balıkçılık işini daha da geliştirebilirim. Bir dükkanda tezgahtar olarak çalışabilirim. Hatta bir tüccar bile olabilirim. Bunların hiçbirini yapamazsınız Fernand. Siz askersiniz ve savaş çıkmadığı için hala Katalan mahallesindesiniz. Bu yüzden balıkçılığa devam edin. Sizin için gerçekliği daha da ürkütücü kılacak düşlere dalmayın ve size verebileceğim başka bir şey olmadığı için dostluğumla yetinin. Evet haklısınız Mercedes. Denizci olacağım babalarımızın hor gördüğünüz elbiseleri yerine deri bir şapka, çizgili bir gömlek ve üzerinde çapa bulunan düğmelerini ilikleyeceğim mavi bir ceket giyeceğim. Sizin hoşunuza gitmek için böyle giyinmek gerekiyor, öyle değil mi? Ne demek istiyorsunuz? diye sordu Mercedes buyurgan bir bakışla. Ne demek istediğinizi anlamadım. Mercedes, bana böyle katı ve acımasız davranmanızın nedeninin böyle giyinmem olduğunu söylemek istiyorum. Ama beklediğiniz kişi vefasız olabilir. O değilse bile Deniz onun yerine vefasızlık edebilir. Fernand diye haykırdı Mercedes. Sizi iyi yürekli biri sanmakla hata etmişim. Fernand, kıskançlığınızın yardımına Tanrı'nın gazabını çağıracak kadar kötü birisiniz. Tamam o zaman, ben de hiçbir şeyi saklamayacağım. Söylediğiniz kişiyi bekliyorum ve onu seviyorum. Ve geri dönmezse onu sizin söylediğiniz gibi vefasızlıkla suçlamak yerine onun beni severek öldüğüne inanacağım.'' Genç Katalan öfkeyle yumruğunu salladı. ''Sizi anlıyorum Fernand. Sizi sevmediğim için ona öfkeleniyorsunuz. Katalan bıçağınızı onun hançerine karşı kullanacaksınız. Bu size ne yarar sağlayacak? Yenilirseniz dostluğumu kaybedecek, üstün gelirseniz dostluğumun nefrete dönüştüğünü göreceksiniz. Bir kadının sevdiği erkekle kavga etmek, o kadının sevgisini kazanmak için başvurulacak en kötü yoldur. Hayır Fernand, kendinizi böyle kötü düşüncelere kaptırmayacaksınız.'' Karınız olmayacağıma göre dostluğumla, kardeşliğimle yetineceksiniz. Zaten diye ekledi yaşlarla dolan gözlerinde boş bakışlarla. Durun, durun Fernand. Az önce denizin vefasız olduğunu söylemiştiniz. Ve yola çıkalı dört ay oldu. Dört ayda nice fırtına çıktı. Bu endişeyi hiç umursamayan Fernand, Mercedes'in yanaklarından süzülen yaşları silmek için hiçbir çaba harcamadı. Yine de bu damlaların her biri için bir bardak kanını verebilirdi ama bu yaşlar bir başkası için akıyordu. Ayağa kalktı, kulübede bir tur atıp Mercedes'in önünde durdu. Karamsar gözleri ve sıkılmış yumruklarıyla ''Söyleyin Mercedes'' dedi. ''Bir kez daha tekrarlayın. Bu konuda kararlı mısınız?'' ''Edmund Dantes'i seviyorum'' dedi genç kız soğuk bir ifadeyle. ''Ve Edmund'dan başkası kocam olamayacak.'' onu her zaman sevecek misiniz? Ölene dek. Cesaretini kaybederek başını öne eğen Fernand derin bir iç çekti. Adeta inliyordu. Ardından aniden başını kaldırdı. Dişleri sıkılmış, burun delikleri genişlemiş bir halde. Ama ya ölürse? diye sordu. O ölürse ben de ölürüm. Peki ya sizi unutursa? Mercedes diye bağırdı dışarıdan neşeli bir ses. Mercedes! Ah diye haykırdı sevinçten kızaran ve aşk ateşiyle olduğu yerde sıçrayan genç kız. Gördüğün gibi beni unutmamış. İşte geldi. Ve bir hamlede kapıyı açarken haykırdı. Buradayım Edmund, işte buradayım. Rengi solan ve titremeye başlayan Fernand, yılan görmüş bir yolcu gibi geriledi ve kendini bacağına çarpan bir sandalyeye bıraktı. Edmund ve Mercedes kol kola girmişlerdi. Marsilya'nın kapa aralığından sızan kavurucu güneşi onları bir ışık seliyle yakıyordu. Önce etraflarındaki her şeyi unuttular. Engin bir mutluluk onları bu dünyadan yalıtıyordu ve derin bir sevinci ifade ederken adeta bir kederi dışarı vuran kesik kesik sözlerle konuşuyorlardı. Kulübenin loş ışığında Edmund aniden Fernand'ın solgun, karamsar yüzündeki tehditkar ifadeyi fark etti. Genç Katalan istemsizce elini kemerindeki bıçağın üzerinde tutuyordu. ''Ah pardon'' dedi Dantes. Kaşlarını çatarak karşılık verdi. ''Üç kişi olduğumuzu fark etmemiştim.'' Ardından Mercedes'e dönerek ''Bu Mösyö kim?'' diye sordu. ''Bu Mösyö sizin en iyi dostunuz olacak Dantes. Çünkü o benim dostum, kuzenim, kardeşim Fernand. Yani sizden sonra bu dünyada en çok sevdiğim kişi. Onu tanımıyor musunuz?'' ''Tamam şimdi hatırladım'' dedi Edmund. Ve bir eliyle Mercedes'in elini tutarken diğer elini Katalan'a iştenlikle uzattı. Ama bu dostça hamleye karşılık vermeyen Fernand bir heykel gibi kımıldamadan durdu. Suskunluğunu korudu. Bunun üzerine Edmund, sorgulayıcı bakışlarını heyecanla titreyen Mercedes'e, ardından ürkütücü ve tehditkar bir ifadeyle kendini izleyen Fernand'a çevirdi. Bu bakışla her şeyi anladı. Kan beynine sıçramıştı. Mercedes, aceleyle sizin yanınıza gelirken burada bir düşmanla karşılaşacağımı tahmin etmiyordum. ''Düşman mı?'' diye haykırdı kuzenine öfkeyle bakan Mercedes. ''Demek evimde bir düşman olduğunu söylüyorsun Edmund. Buna inansaydım senin koluna girip bir daha bu eve dönmemek üzere Marsilya'ya giderdim.'' Fernand'ın gözlerinde bir parıltı belirdi. ''Ve senin başına bir felaket gelseydi Edmund'ım?'' diye ekledi. Fernand'ın gözlerinden okuduğu o uğursuz düşünceyi fark ettiğini belli eden o sarsılmaz kararlılığıyla ''Başına bir felaket gelseydi Morgion burnuna çıkar, kendimi kayalıklara atardım. Fernand'ın yüzü ürkütücü bir şekilde soldu. Ama yanılıyorsun Edmund. Burada sana düşman olan kimse yok. Sadece elini sadık bir dost gibi sıkacak olan kardeşim Fernand var. Ve bu sözlerin ardından genç kız buyurgan bir ifadenin kapladığı yüzünü Katalan'a çevirdi. Bu bakışla büyülenmiş gibi görünen Fernand, yavaşça yanına yaklaştığı Edmund'ın elini sıktı. Öfkeli olsa da güçsüz bir dalgaya andıran nefreti kadının kendisi üzerindeki nüfuzuyla kaybolup gidiyordu. Ama elini Edmund'un yine değdirdiği anda yapabileceği her şeyi yaptığını hissedip kendini evden dışarıya attı. Ah diye haykırıyordu ellerini saçlarına daldırarak çılgınlar gibi koşarken. Ah beni bu adamdan kim kurtaracak? Lanet olsun bana ne bahtsızım. Hey Katalan, hey Fernand nereye koşuyorsun? diye seslendi biri. Aniden durup etrafına bakınan genç adam, yapraklarla örtülü çardağın altında oturan Kederhaus ile Danglers'i gördü. ''Hey!'' dedi Kederhaus. ''Neden yanımıza gelmiyorsun? Dostlarına merhaba diyemeyecek kadar acelen mi var?'' ''Hele de önlerinde dolu bir şarap şişesi varken'' diye ekledi Danglars. İki adama şaşkın bir ifadeyle bakan Fernand cevap vermedi. ''Süklüm püklüm bir hali var.'' dedi diziyle Kederhaus'un dizine dokunan Danglars. Yoksa tahminlerimizde yanıldık mı? Kız Dantes'in teklifini kabul mü etti? Bak sen, bunu öğrenmek gerek, dedi Kederhaus. Ve genç adama dönerek, hadi sene katalan, yanımıza gelmiyor musun? dedi. Alnından boşalan teri silip çardığın altına giren Fernand, gölgenin duygularını yatıştırdığını, serinliğin yorgun bedenini rahatlattığını hissetti. Merhaba, beni çağırdınız değil mi? dedi. Ve masanın etrafındaki sandalyelerden birine adeta yığıldı. Seni deliler gibi koştuğun ve kendini denize atmandan korktuğum için çağırdım, dedi Kederhaus gülerek. Dostlar sadece bir kadeh şarap ikram etmez, ayrıca dostlarının birkaç litre su yutmasını da engellerler. Hıçkırır gibi inleyen Fernand, başını masaya çapraz koyduğu ellerinin üzerine bıraktı. ''Sana terk edilmiş bir aşığa benzediğini söylememi ister misin?'' dedi Kederhaus, meraktan görgü kurallarını unutan avamlara özgü bir kabalıkla sohbeti başlatırken ve bu şakasını kaba bir gülüşle destekledi. "Yok canım," diye karşılık verdi Dengler's. "Onun gibi güçlü, kuvvetli, yaman bir delikanlının aşkta bahtsız olması mümkün değil. Sen dalga geçiyorsun Kederaus." "Hayır, hayır. Baksana nasıl iç çekiyor. Hadi, hadi Fernand," dedi Kederaus. "Kafanı kaldır ve biraz cevap ver. Sağlığımız hakkında sorular soran dostlarımıza yanıt vermemek hiç de hoş değil." "Sağlığım yerinde," dedi başını kaldırmadan yumruklarını sıkan Fernand. ''Ah Denglars görüyorsun değil mi?'' dedi dostuna kaş göz işareti yapan Kederhaus. ''Her şey ortada. Marsilya'nın en muhteşem balıkçılarından biri olan bu iyi yürekli Katalan Mercedes adında güzel bir kıza aşık oldu. Ama ne yazık ki genç kız da gönlünü Faron'un ikinci kaptanına kaptırmış gibi görünüyor. Faron da bugün limana girdi. Şimdi durumu anlıyor musun?'' ''Hayır anlamıyorum'' dedi Denglars. ''Zavallı Fernand reddedilmiş olmalı'' diye ekledi Kederhaus. ''Ne var bunda? dedi başını kaldırıp Kederhaus'a öfkesini kusacak birini ararmış gibi bakan Fernand. Mercedes kimsenin malı değil ve istediği kişiyi sevmekte özgür. Böyle düşünüyorsan durum değişir, dedi Kederhaus. Ben seni bir Katalan sanıyordum ve bana Katalanların rakipleri önünde pes edecek adamlar olmadığı, özellikle de Fernand'ın intikamının korkunç olacağı söylenmişti. Fernand kederle gülümsedi. Bir aşık asla korkunç olamaz, dedi. Zavallı çocuk dedi yüreğinin derinliklerinde hissettiği bir kederin etkisiyle genç adam için üzülüyormuş gibi yapan Denglers. Ne yapsın ki? Kim bilir belki de Dantes'i aniden karşılarında göreceğini düşünmüyor. Belki öldüğünü, kızı unuttuğunu sanıyordu. Bu gibi olaylar aniden yaşandığında insanı daha duyarlı kılar. Ah dedi konuşurken içen ve giderek baş döndüren Mark şarabının etkisini hissetmeye başlayan Kederhouse. Her halükarda Dantes'in dönüşüne canı sıkılan sadece Fernand değil. Ne dersin Danglars? Evet doğru söylüyorsun. Ben de bu dönüşün ona uğursuzluk getireceğini söylemek üzereydim. Umrumda değil dedi. Mercedes'le, güzel Mercedes'le evleniyor. En azından bunun için geri döndü diye devam etti. Fernand'ın kadehine şarap koyduktan sonra kendi kadehini 8. ya da 9. kez dolduran Kederhaus. Oysa Danglars henüz ilk kadehinden sadece birkaç yudum içmişti. Bu arada Danglars keskin bakışlarıyla Kedaros'un sözleri yüreğine ermiş kurşun gibi işleyen genç adamı izliyordu. ''Peki ya düğün ne zaman?'' diye sordu. ''Henüz tarihi belirlenmedi.'' diye mırıldandı Fernand. ''Ama düğün yapılacak.'' dedi Kedaros. ''Dantes nasıl Faron'un kaptanı olacaksa öyle. Değil mi Danglars?'' Bu beklenmedik ima karşısında ürperen Denglars, indirdiği bu darbeyi önceden tasarlayıp tasarlamadığını anlamak için Kederhaus'un yüzünü incelese de şimdiden sarhoşlukla ahmaklaşmış bu suratta kıskançlıktan başka hiçbir ifade göremedi. ''Tamam o zaman'' dedi kadehleri doldururken. Güzel Katalan'ın kocası Kaptan Edmund Dantes'e içelim. Kederhaus dermansızlanmış eliyle ağzına yaklaştırdığı kadehini bir dikişte içti. ''Hey hey'' dedi Kederhaus. Katalan mahallesi tarafındaki tepede kimleri görüyorum? Baksana Fernand sen benden daha iyi görürsün. Sanırım şeşi beş görmeye başlıyorum. Bilirsin şarap kalleştir. Bana iki aşık el ele yürüyormuş gibi geldi. Vay canına onları görmemizi aldırmıyorlar. Bakın şimdi de öpüşüyorlar. Danglars yüzü allak bullak olan Fernand'ın hiçbir endişe ifadesini gözden kaçırmıyordu. Onları tanıyor musunuz Monsieur Fernand diye sordu. Evet diye yanıtladı genç adam boğuk bir sesle. Monsieur Edmund ve Mademoiselle Mercedes. Ah şuraya bakın ben onları tanıyamamıştım. Hey Dantes hey güzel kız. Biraz buraya uğrayın ve bize düğünün ne zaman yapılacağını söyleyin. Çünkü Monsieur Fernand düğün tarihini bize söyleyemeyecek kadar inatçı. Sesini keser misin? dedi Danglars. Sarhoş inadıyla çardaktan dışarı sarkan Kadaraus'u sakinleştirmeye çalışırmış gibi görünerek. Ayakta durmaya çalış ve aşıkları rahat çöpüşmeleri için kendi hallerine bırak. Mösyö Fernand'ı örnek al. Bak nasıl da makul davranıyor. Danglars'ın şişlenmiş bir boğa gibi kışkırttığı çileden çıkmış Fernand belki de Edmund'a saldıracaktı. Çünkü şimdiden ayağa kalkmış, rakibinin üzerine atılmak için gerekli pozisyonu almıştı. Ama gülerek dimdik yürüyen Mercedes güzel başını kaldırıp parıldayan bakışlarını etrafında gezdirdiğinde genç kızın Edmund ölürse kendisinin de öleceğine dair ettiği yeminini hatırlayan Fernand cesaretini kaybedip sandalyesine çöktü. Danglars peş peşe biri sarhoşlukla ahmaklaşmış, diğeri aşkla bunalmış bu iki adama baktı. ''Bu sersemlerin bana hiçbir faydası olmayacak.'' diye mırıldandı. ''Ve bu arada bir ay yaş ile bir ötlek arasında olmak canımı çok sıkıyor.'' Biri kederle kendinden geçecek yerde şarapla sarhoş olan bir kıskanç, diğeri gözünün önünde sevgilisi elinden alındığı halde çocuk gibi ağlayıp sızlayan bir ahmak. Üstelik bu ahmalın ölçülerini çok acı bir şekilde alan o İspanyollar, Sicilyalılar, Kalabriyalılar gibi alev alev parlayan gözleri, bir öküzün başını kasabın tokmağı gibi ezecek güçlü yumrukları var. Kuşkusuz Edmund'un talihi yaver gidiyor. Güzel kızla evlenip geminin kaptanı olacak ve bizimle alay edecek. Danglars'ın dudaklarında hafif bir gülümseme belirdi. ''Tabii ben bu işe el atmazsam.'' diye ekledi. ''Hey!'' diye bağırmaya devam ediyordu sandalyesinde hafifçe doğrulan ve yumruklarını masanın üzerine koyan Kederhaus. ''Hey Edmund! Demek dostlarını görmezlikten geliyorsun. Ya da onlarla konuşmayacak kadar kibirlisin.'' ''Hayır sevgili dostum Kederhaus!'' diye karşılık verdi Dantes. ''Kibirli değilim ama mutluyum ve mutluluk insanın gözünü kibirden daha çok körleştiriyor.'' ''Haklısın, işte yerinde bir açıklama.'' dedi Kedaroz. ''Merhaba Madame Dantes.'' Mercedes ciddi bir ifadeyle onu selamladı. ''Henüz ismin bu değil.'' dedi. ''Ve benim ülkemde evlenmeden önce nişanlısının adıyla hitap edilmesinin o kıza uğursuzluk getireceğine inanılır. Rica ederim konuşurken bana Mercedes deyin.'' ''Bu iyi yürekli komşuyu bağışlamak lazım.'' dedi Dantes. ''O kolay kolay yanılmaz.'' Düğün yakın bir tarihte mi yapılacak, Monsieur Dantes diye sordu iki genci selamlayan Danglars. Mümkün olduğunca yakın tarihte, Monsieur Danglars. Bugün babamın evinde söz kesilip nişan günü belirlenecek ve yarın ya da en geç öbür gün rezervde nişan yemeği yenecek. Umarım bütün dostlarım orada olacak. Yani siz de davetlisiniz, Monsieur Danglars. Yani sen de davetlisin, Kaderhaus.'' Ya Fernand diye sordu Kaderhaus Sinsi bir gülümsemeyle. Fernand da davetli mi? ''Karımın kardeşi benim de kardeşimdir.'' dedi Edmund ve böyle bir günde bizi yalnız bırakırsa Mercedes'te ben de derin bir üzüntü yaşayacağız. Fernand yanıt vermek için ağzını açsa da boğazı düğümlendi ve tek bir söz bile edemedi. ''Vay canına! Bugün söz, yarın ya da öbür gün nişan. Pek acelecisin kaptan.'' ''Denglers'' dedi Edmund gülümseyerek. ''Size az önce Mercedes'in olsa söylediklerini tekrarlayacağım. Bana henüz elde edemediğim bir rütbeyle hitap etmeyin.'' bana uğursuzluk getirecek. Bağışlayın diye yanıtladı Denglers. Sadece aceleniz var gibi görünüyor demek istedim. Aslında daha çok zamanımız var. Faron 3 aydan önce yola çıkmayacak. Mutlu olmakta hep acele ederiz Mösö Denglers. Çünkü uzun süre acı çekildiğinde mutluluğa inanmak biraz zor oluyor. Ama hızlı hareket etmemin nedeni sadece kendimi düşünmemden kaynaklanmıyor. Paris'e gitmem gerek. Ah demek Paris'e. Oraya ilk kez mi gidiyorsunuz Dantes? Evet bir işiniz mi var? Hayır, kendi işimi halletmek için değil. Zavallı kaptanımız Lekler'in son arzusunu yerine getirmek için gidiyorum. Bilirsiniz Denglers, bu kutsal bir görevdir. Zaten içiniz rahat olsun. Gitmemle gelmem bir olacak. Evet, evet, anlıyorum, dedi Denglers yüksek sesle. Sonra alçak sesle, hiç kuşkusuz Paris'e Büyük Mereşal'ın kendisine verdiği mektubu teslim etmeye gidiyor. Bak sen, bu mektup aklıma muhteşem bir fikir getirdi. Ah Dantes, dostum, Henüz Faro'nun kayıt defterine birinci kaptan olarak yazılmadın. Sonra şimdiden uzaklaşmış Edmund'a dönerek ''İyi yolculuklar!'' diye bağırdı. ''Teşekkürler!'' diye yanıtladı Edmund elini dostça sallayarak. Ardından iki sevgili, Tanrı'nın gökyüzüne yükselen sevgili kulları gibi sakince ve neşeyle yollarına devam etti.''